Gelin sizleri Fransa'ya götürelim. Fransa'da kritik bir seçim var ve bu seçim öncesinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Fransa'da neler yaşandığını geçtiğimiz haftalarda da gündeme getirmiştik. Geçtiğimiz günlerde Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, Cumhuriyet yasalarına saygıyı güçlendiren prensipler yasası kapsamında 2600 camiden 99'unun ayrılıkçılık şüphesiyle istihbarat servisleri tarafından gözetim altında olduğunu ve bütün camilerin denetimden geçtiğini söyledi. Darmani'nin denetim altında olan camilerden 21'inin kapatıldığını belirtmesi, 2600 Müslüman ibadethanesinden 99 caminin ayrılıkçı olduğundan şüpheleniyor demesi pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yaklaştığı ülkede Müslümanlara seslenen Darmanin, ülkede aşırıcılıkla bağlantılı ibadethanelerin az olduğunu, Fransa'daki Müslümanların geneliyle dertleri olmadığını da savundu. Gündemde 6 caminin daha kapatılmasının olduğunu ve camilere yönelik denetimlerin devam edeceğini belirten bu yasada Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere pek çok uluslararası sivil toplum kuruluşu tarafından eleştiriliyor. Hatırlarsınız, Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Ekim'in 2020'de ayrılıkçı yasası olarak açıkladığı ve gelen tepkiler üzerine ismini Cumhuriyet yasalarına saygıyı güçlendiren prensipler olarak değiştirdiği bu tasarı Ağustos'ta kabul edilmişti. Fransa seçimlerinde bir anlamda milliyetçilik ve gördüğünüz gibi neredeyse ırkçılık yarışı sahneleniyor ve bunda çok konuşuluyor. Fransa'da neler oluyor? Camiler neden kapatılıyor? Fransa'da yaşanan bu olayların dünyaya yansıması ne şekilde olacak? İsterseniz gelin bunun detaylarını Doçent Doktor Enes Bayraklı'ya soralım. Sayın Bayraklı, şu anda Fransa'da neler oluyor acaba tam olarak? Bize anlatır mısınız? Fransa'da uzunca süredir aslında devam eden Müslümanlara yönelik devlet eliyle yürütülen bir İslamofobik politika söz konusu. Fransa geçmişten beri zaten Müslüman azınlığıyla problemli olan çok sert bir asimilasyon politikası uygulayan göçmenlere bir ülke. Bu açıdan baktığımız zaman tabii son dönemde Fransa'daki artan bu Müslüman karşıtlığının, İslam düşmanlığının temelinde Fransa'nın öncelikle iç siyasetini yaptığını düşünüyorum. Bu iç siyasette özellikle son dönemde yükselen bir aşırı sağcı parti söz konusu, Le Pen'in temsil ettiği. Son dönemde yeni bir aktör de ortaya çıktı, Zemmour adında. Dolayısıyla mevcut iktidar, Macron çok ciddi bir baskı altında. Kitlelerin önüne atacağı bir günah keçisine ihtiyacı var Macron'un. Bu günah keçisini de Müslümanlarda buldu, zayıf bir azınlık olarak. Bu günah keçisi üzerinden de aşırı sağ kayan oyları durdurmaya çalışıyor. İkinci tabii temel mesele Fransa'da uzunca süredir devam eden sosyal ve ekonomik problemler. Bu problemler çok ciddi bir gelir adaletsizliği toplumda yaşanıyor. Ve bunun da özellikle geçtiğimiz yıllarda bir patlama olarak, toplumsal patlama olarak, sarı yelekler olarak sokağa taştığını gördük. Dolayısıyla bütün bu ters giden işler için bir sorumluya ihtiyacı var, bir günah keçisine ihtiyacı var Macron'un. Onu da Müslümanlarda buldu diye düşünüyorum. Müslümanları radikal göstererek, şeytanlaştırılarak, ötekileştirerek politikalarını meşrulaştırmaya çalışıyor. Şimdi Fransa'da tuhaf bir şekilde hani bir milliyetçilik yarışı var dedim ben ama çok da tuhaf değil. Bütün Avrupa'da var. Peki bu hamle mesela Avrupa'ya da yayılır mı camilerin kapatılması meselesi? Aslında yayılmış durumda çoktan. Küresel bir İslamofobik dalgadan söz edebiliriz. Bu sadece Avrupa kıtasıyla sınırlı bir problem değil. Özellikle Soğuk Savaş sonrası İslamiyet'in ve Müslümanların potansiyel tehdit olarak algılanması Batı'daki çeşitli entelektüel çevreler tarafından hem Batı içerisinde göçmen Müslümanların ama aynı zamanda İslam dünyasındaki Müslümanların bir potansiyel tehdit olarak tanımlanması sonucu Müslümanlara yönelik olarak bir şeytanlaştırma politikası güdüldü 90'lardan itibaren. Medya, siyasetçiler ve elitler eliyle bir öteki inşa edildi, bir şeytan tırnak içerisinde inşa edildi. Ve 11 Eylül'den itibaren de adeta bunda bir patlama yaşandı. Bunun neticesinde Müslümanların şiddetle, radikallikle, terörizmle, geri kalmışlıkla, kadına şiddetle özdeşleştirildiği bir düzleme geldik. Bütün bu problemlerin Müslümanlarda olmadığını iddia etmemiz mümkün değil.
Fakat bu problemler Müslüman toplumlara özgü problemler değil. Bu problemlerin, bahsettiğimiz problemlerin, terörizm, radikalleşme gibi problemleri başka toplumlarda da görebiliyoruz. Fakat neden bütün fokus Müslümanların üzerinde sorusunu soracak olursanız, bunun siyasi bir karar olduğunu, siyasi bir proje olduğunu, bu siyasi efendime söyleyeyim projenin sonucunda da çeşitli politikaların hayata geçirildiğini, meşrulaştırıldığını görüyoruz iç politikada ve dış politikada. Dolayısıyla küresel bir salgından söz ediyoruz burada. İslam Müslümanlara yönelik olarak. Mesela Hindistan'da bugün çok ciddi bir Müslümanlara yönelik cadı avı başlatılmış durumda. Hindistan'da popülist aşırı sağcı bir lider tarafından yönetiliyor Modi. Geçmişte Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz dönem Trump'ın söylemleri Müslümanlara yönelik olarak hatırlayalım. Ve bugün yine Cumhuriyetçi Parti içerisindeki milletvekillerin Müslümanlara yönelik, Müslüman milletvekillerine yönelik hakaretlerine bakalım. Dolayısıyla sorun Avrupa ile ya da Fransa ile sınırlı bir sorun olmayı aşalı çok oldu. Küresel bir sorun olduğunu görmemiz lazım. Enes Bey, sizce dünyada İslamofobi ne durumda? Müslümanlara yönelik nefretin gerçekten özellikle Batı Avrupa'da siyaset eliyle yasallaştırıldığını görüyoruz. Bu ne demek? Öncelikle Müslümanların dini pratiklerini engellemeye yönelik, kısıtlamaya yönelik yasaların hayata geçirildiğini, bununla ilgili tartışmaların, sonu bitmez tartışmaların medya eliyle yürütüldüğünü ve günün sonunda da meclislerde kararlar alınarak kurban kesme yasağı, minare yapma yasağı, cami yapma yasağı, başörtüsü yasağı, burka yasağı gibi yasakların yasalaştırıldığını görüyoruz. Diğer taraftan çeşitli Müslümanlara yönelik çeşitli baskıların yapıldığını, devletler eliyle bir Fransa İslamı, bir Alman İslamı, bir Avusturya İslamı üretmek üzerine çeşitli projelerin devreye sokulduğunu görüyoruz. Diğer taraftan başka bir mesele de bu baskılardan bir tanesi de mesela el tokalaşma zorunluluğu. Vatandaşlığa geçiş seremonilerinde eğer bir Müslüman erkek ya da kadın karşı cinsiyette tokalaşmayı reddederse o ülkenin vatandaşı olamıyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi Müslüman tabii toplumlar homojen toplumlar değil. Müslüman toplumların içerisinde çok farklı görüşler, anlayışlar söz konusu. Fakat bunların içerisinde tokalaşmayı, el sıkışmayı reddeden insanlar da olabilir. Fakat bütün bu insanların dışlandığını, vatandaş bile yapılmadıklarını, bununla ilgili yasaların hayata geçirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla kurumsallaştığı, yasalaştığı bir düzleme girdik İslamofobinin. Enes Bey, çok kısa bir reklam arası vereceğim. Ardından söyleşimize kaldığımız yerden devam edelim isterseniz.